Evet tabii Türkiye'nin 11 ilini direkt etkileyen aslında bütün Türkiye'yi indirek olarak etkileyen bir deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Fiziksel olarak yaşanan kayıplar mental sağlıkta da ciddi hasarlara yol açtı. Sonra insanların en çok göstermiş olduğu tepkiler korku, panik, endişe, kaygı gibi durumlar depremin ilk zamanlarında bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. İnsanların çoğu bu tarz duyguları yaşıyorlar. Korku, endişe aslında deprem süreçlerinde, tehlike anlarında insanların yaşadığı normal duygular. Ancak bu süreçlerde tabii çok daha ciddi bir seviyeye çıkıyor. İnsanlar hep bir alarm halinde oluyor. Her an tetikteymiş gibi oluyor. İşte sürekli böyle tavana bakıyoruz, aizelere bakıyoruz, ampullere bakıyoruz. O da bizi huzursuz ediyor. Ee, i̇nsanlar her an böyle sallanıyormuş hissi yaşıyorlar. Her an içlerinde sürekli bir korku, en ufak bir seste, sesten ürkme, e, korku duyma davranışları var. Son depremler pek çok kişide korkuya neden olurken panik durumuna ilişkin uzmanlardan da uyarılar geliyor. Çok sayıda can kaybı olması, ikiz deprem olarak oluşması ve binlerce artçı depremlerin meydana gelmesi bu da insanların korkularını biraz daha arttırdı. Geçmesine rağmen hala evine giremeyen, odasına giremeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Uykusuzluk yaşayan, sürekli bir panik halinde olan, mutsuzlaşan, yakınlarını kaybeden ya da deprem sonrası barınma ortamlarını kaybeden bir şekilde işlerini kaybeden insanlar var. Bunlar bu durumların hepsi psikolojik olarak, duygusal olarak hepimizi etkiliyor. Psikiyatrist uzman doktor Ömer Deniz, depremin üzerinden bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen korku, huzursuzluk, güvensizlik ve endişe gibi sorunları aşamayan vatandaşların uzmanlardan destek alması gerektiğini söyledi. Ama eğer bu duygular deprem olduktan haftalar sonra hala devam ediyorsa, aşırı şekilde devam ediyorsa, insanların iş yaşamını, sosyal yaşamını, mesleki yaşamını olumsuz etkiliyorsa bu durumda destek alma e, gerekiyor. E, uyku, diyelim ki aylar geçtiği halde hala uyuyamıyorsak, hayatı mutsuz yaşıyorsa, karamsarlık varsa, sürekli bir endişe ve korku hali varsa bu durumda psikiyatri uzmanı tıp doktorlarından hastanelerimize müracaat edebilirler. Psikiyatri kliniklerinden destek alabilirler. Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Deniz, deprem psikolojisinden kurtulamayan vatandaşlar azarlanmamalıdır dedi. Deşlerde insanların çok yalnız kalmamalarını, birileriyle, yakınlarıyla, sevdikleriyle bir araya gelmelerini öneriyorum. Deprem bize tabii birçok zararlar verdi ama deprem sonrası insanları yakınlaştırdı. Akrabalarımızı hiç görmediğimiz, ziyaret etmediğimiz akrabalarımızı ziyaret eder olduk. Komşuluğun dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, mal mülkün aslında bir anda gidebildiğini, her şeyin malla, mülkle, parayla olmadığını bize öğretti. Gördüğüm birkaç vakanın yakınları işte sitem ediyorlar, kızıyorlar, işte hala abartıyorsun, niye eve girmiyorsun, yani bu tarz zorlamalar çok doğru değil. Her insanın korkuya göstermiş olduğu tepki birbirinden farklıdır. Kimi depremden hemen bir gün sonra evine girebilir ama kimi daha uzun süre giremeyebilir. Bunlar bilinçli yapılan durumlar değildir. O yüzden çevremizde böyle yakınlarımız varsa hani bunları azarlayarak, kızarak e, mesafe koyarak bunu aşamayız. Çünkü bu güven duygusunu daha da zedeleyen bir şey olur. Burada e, daha çok böyle ilgilenmek yakın olmak, konuşmak, dertleşmek ve yalnız olmadığı hissini onlara vermek çok önemli. Velileri de uyaran Deniz, çocukların deprem psikolojisinden kurtulması için okulun büyük önem taşıdığını ifade etti. Çocukların en büyük şansı okul yaşamları, kreş yaşamları. O yüzden biz velilere çocuklarınızı mutlaka okula gönderin diyoruz bazı veliler devam zorunlu olmadığı için çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Sırf kendi korku ve kaygılarından dolayı yanlarında olsun. Hani bir şey olduğunda sanki yeniden bir deprem olacak ya da tehlikeli bir durum olacak. Hep benim yanımda olsun, koruyayım, kollayayım diye. Ama bu aşırı koruma ve kollama davranışı uzun vadede çocuklara zarar verebilir. Bu durumda çocukların okula gitmesi, onların hem arkadaşlarıyla bir arada olması, hem eğitimlerinden geri kalmamaları, hem öğretmenleriyle okul ortamları da depremin korkusunu ve deprem sonrası oluşan olumsuz psikolojiyi aşmaları için daha gerekli olan bir şey